gelin oldum gelin oldum bölümü bu çok önemli bu e, e, bir gösteri bu yani e, şimdi şeyimiz çekiliyor fotoğrafımız ve filmimiz çekiliyor Bu bir gelin bak şimdi görelim Bir role mi hazırlanıyoruz, bir audition mu veriyoruz yani? Bir audition videosu mu veriyoruz? Yani her tür kadını oynayabilirim. ya Sanırım 24 karenin 24'ünü de değerlendiriyorlar aslında. Ya bu ne? Bir audition veriyor. ya yani Her tür... Yani psycho rolü evet. oynayabilirim, <laughs> ev kızı oynayabilirim... ...aynı zamanda yeni gelin oynayabilirim gibi bir şey mi? Bu ne? Bu nedir ya? Devam. <laughs> Dur! Dur, lütfen damada dikkat edin. Ama çok üzgün gözüküyor. Damada lütfen dikkat edin. Çünkü bu iki hanımefendinin arka arkaya evlenmelerinden, bu hanımefendi öbür hanımefendiden biraz daha geç evlendi. Ben sırf dava açılmasın <laughs> diye böyle konuşuyorum şu anda. Yani öyle evlendiği için onların evlenmelerinde gelin olarak şey, Ya bu, bu filan böyle bir şeyler var böyle. Tamamen kameralar. Fakat adam bir yandan dans etmeye çalışıyor yanında. O çünkü şey eşlikçi. İzlememiştim. Ya bak dikkat et, adama adama bak çok iyi bak, <laughs> Damada da çok iyi bak. Bakalım. <laughs> Dur. Bu, e, kelim düğününde eğlenmek değil bu. Gel, bu g, 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 şey bu konser veriyor veriyordu, konserde ve kameralarda. Çünkü diğer kızın evlenme videolarını seyretti. O böyleydi çünkü, aynen böyleydi. Yani onları seyretti, o da öyle evlendi ve evlenirken böyle yapılması gerekiyor. Bu şimdi ne bu? Bu e, taşınabilir telefon nedir bu? Ne yaptı? Böyle bir şey mi yaptı? Yani bu? aslında. Ya bu nasıl? Ne kadar majör bir değişiklik yaptı? Hı -hı. Ne Hı -hı. kadar acayip bir şey yaptı diye. Herkesin yorum yapma haddi olduğu bir ortam ya bu artık. Yani mesela senin yaptığın şu programda şu anda Twitter'a yüzlerce binlerce insan yorum yapıyor. Yarın bu video YouTube'da kalıcı olarak kalacak ve diyecekler ki hiç belki konuyla alakası, hiç bu işle bilmeyen bir insan senin işinle ilgili sana yorum yapacak. E tabii ki. Ve doğal olarak bu insanların da yani psikolojileri bunu nasıl kaldırsın? Milyonlarca insan takip ediyor onları ve birçok insan tabii ki elbette şu anda videolarını izlediğimiz kişilerden bahsetmiyorum. Birçok insan hayatı sosyal medya zannediyor. Oradan gelen mesajlara göre mesela birisi giyiniyor, çok güzel buluyor kendini. Aynaya bakıyor ve diyor ki bugün harikayım. 100 tane mesaj ay çok güzel olmuşsun harikasın diye geliyor. Evet, 10, onu 10 tane... Ama 10 tanesi de mesela iğrenç olmuşsun dediği zaman o artık Aynaya baktığındaki o ilk özgüven kayboluyor. Mesela insanları yönlendiren mesajlar ve gerçekten yarısından çoğu da düşünülmeden yazılmış Evet ama mesajlar. bu uyuşturucu bu mesela Bu uyuşturucu alışveriş yani şopoğolik olmak gibi, alışveriş manyağı olmak ama, gibi, kumar e, düşkünlüğü gibi, alkol e, bağımlılığı gibi. Ben Twitter'ı mesela böyle aşağı çektiriyorum bildirimleri için. Evet ama... O tık sesini duymayınca bana bir ama evet ama, geliyor mesela. Ama bana. herkes için yani bu sadece şöhretler için, yayın yapanlar için değil. Sen, ben, bizim, he, onlar için değil. Herkes için bir uyuşturucu. Evet. Yani yeteri kadar gencecik kızlar olanlar yeteri kadar tık yok yeteri kadar tık değil beğeni yok bilmem ne yok falan filan gibi bu evlenirken oradaki e, telefonlara e, şey yapıyor yani orayı orası zavallı adam adam orada dans etmeye çalışıyor o evlilik dansın senin ama kadını da şu noktaya getirdiler yani, yani... mesela çok mizahını yaptılar dediler ki işte Delirdi mi? Üzgün mü? Aşk acısı mı çekiyor? Yani hiç kimsenin hayatına müdahale etmek tabii ki doğru değil ama... Abi bir dakika ben hiç... bunu bilmiyordum. Böyle bir şey mi tabii, var? Böyle tabii bir altın yani, var? Kadıncağız rahat rahat özgüveniyle çünkü oyuncu yıllardır da sektörde olan bir kadın... ...koyuyor telefonunu karşısına. Merhaba diyor arkadaşlar dertleşelim bugün diyor. O biraz önce izlediklerimizin 200 katı yukarıda kaliteli bir video çekiyor diyelim. Hı. Ama efendim bir yerde böyle gözü mü doldu? Bir yerde bir şey mi oldu? Hemen pat, Yo sen acı çekiyorsun biliyoruz falan filan. Manyak ediyorlar insanları. Yani mesela biliyor ki şu düğün dansında altına o istemeden mi evlendin? Yok efendim bilmedim mi? Haddini aşan. Özür dilerim ben bu hikayeyi olacak. hiç bilmiyorum. Demek Tabii. ki burada bir kanıtlama da var o zaman. Kanıtlamadan ziyade or oraya gelecek yorumları tahallül ederek artık maalesef Oo, insanlar e, hareket ediyorlar. Ama orada de ama demek ki çok böyle bir şey ilişkiye girilmiş bir bağımlı ilişkiye girilmiş oradaki şeylerle. E tabii gece gecesinde... bana ne bana bana Ama... ben 30 senedir bu hmm. işteyim ne yazarlarsa yazsınlar umurumda değil ki benim. Ama, Ama bu, abi bu onun bu senin olmuş. bu senin müthiş bir yeteneğin. Ben hayır, mesela hayır. bazı sabahları aynaya bakmıyorum. Allah. Ya kendimden tiksiniyorum. Olur çünkü. Mu canım, bir gün kötü şey. bir video çekmişiz ya da bir şey olmuş, bir eleştiri gelmiş bana. Hakikaten benim psikolojimi çok etkiledi yıllarca. Yani sabah aynaya baktığımda püf falan yaptım oldu kendime? Evet. Çünkü gelen yorumlar benim psikolojimi bozmuş. Evet. Evet, şimdi şimdi milyonlarca yorum geliyor. Devam. <laughs> Dur. Bak, o kız da bu kızın videolarını seyretti Ben anladım. <laughs> anladım. Çünkü geri zekalı Instagram algoritması <laughs> benim Instagram'daki sofistikasyonumu anlamayıp beni genele koyduğu için ben bunlara da karşı karşıya geliyorum. <laughs> Genelde. Şimdi bu öyle bir show yaptı ki bu kız aferin ona. Senden daha güzel falan filan. Çocuk da orada duruyor. Bu bütün şovunu yaptı. O da bunu gibi yaptı. Değil mi? Demek zaten evvelinde de dansla uğraşmış biri olduğu için. E, tabii. tabii yani. O daha burada kariyer sahibi. Evlenme konusunda değil de dansla işte. Onu anlamak lazım. <laughs> evet, Evlilik evet. bir kariyer değil çünkü. Evet, tabii Evlilik de. duygusal hayat. Özel hayat. Çocuklar doğrulacak, büyütülecek. Devam. <laughs> İkisi de kocalarına bakmıyor. Evleniyorsun. Yıllar boyu bakacaklar efendim. Düğünde de Çok mi? haklı. Ya senin yani. bu yani e... Ben politika programı yapıyorum ama bana bulaşmayın. <laughs> devam. İkisini de çok seviyorum bu arada. Dur. Dur. Bu kim acaba? Tanıyabildiniz mi? Şu an maalesef göremiyorum. <laughs> Bazı insanların düğünlerde kendilerinden geçip sapıtmaları fakat burada bir dürüstlük var ki bu kız hiç kameralara oynamıyor. Aksine kendinden geçmiş Allah saklasın kameralar bir şeye şahit olmasın diye düşünüyor. İşte samimi kız bu. Sefanız olsun efendim. Bu kimin düğünü ayol? Yeğenimin düğünü. Ha yeğeninin düğünü. Bir de çok kapalı devreydi çok iyi çok eğlendik ya. Kapalı devreydi kim koydu bunu buraya? Ben koydum çünkü ya başkası koyarsa o yüzden ben kendi kendimi ifşa edeyim ki başkası <laughs> beni ifşa etmesin bunlar da uyandı. Bir dakika, hemen kaldı? duralım böyle bir kafa olamaz sakın böyle devam etme. Artık etmen. öyle bir raconu Diyelim var. Diyelim ki tabii. benim sapıkça bir ilişkim oldu birisinin de çektiğinden <laughs> şüpheleniyorum ben mi koyarım? olabilir. Ben koyarım. <laughs> Hayır, böyle bir şey. Ama seninkisi tabii bu kadar masum bir şey olunca konulur tabii ki. Ee. Ay ne var bir de eğlenmişim sefam olsun. Dur bakayım izleyelim. <laughs> Dur. Nasıl bir elbiseymiş? Herkesi elbise her şeyi içinde tutuyor. Çok zordu o elbiseyle. <laughs> deyip, ama sen gerçekten nasıl yaptın olacak? onu Yani elbise mi tutuyor Sen mi tutuyorsun ha, Yani zorlandım yani Ben tutuyorum Elbise gerçekten çok Tutan e, bir şey elbise, değil Elbise öyle bir elbise değil <laughs> Bu elbiseyle Zordu. bu müzikte bu dans Olacak şey değil Zordu evet Müthiş ama enerjisi buraya kadar geldi <laughs> O ev videoları da belki evet, de öyle Devam. Değil. Sabah enerji almış olabilir Şimdi gelelim. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> evleniyor. <gülüyor> Fakat Öyle bir video koyuyorlar ki sanki düğüne kimse gelmemiş. <laughs> <Öyle değil mi? gülüyor> Niye böyle bir video konuluyor? Çünkü bizim diğerlerini Demet'te falan gördüğümüz çevreleri kız arkadaşlar, menajerler, şunlar bunlar, prodüktörler, hayranlar falan filan bilmem ne çevreleri sarılı. Fakat Mustafa bazen böyle hatalar yapabiliyor. Mustafa'nın düğününe hiç kimse gelmemiş gibi. Fakat şunu biliyorlar dans etmek lazımmış ki Mustafa bizim yaşlarda. Yani bunu bilmesi lazım. Ya yani bu Tongaya basmaması lazım. Fakat olay e, biraz e, şey ilerliyor. Yani e, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama iyi bir şey de söylemek istemiyorum. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Bence yorumsuz. E, yorumsuz olarak buyurun. İlk itibariyle ara, 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 <laughs> seninki falan gibi değil. Daha Mustafa yaşına göre seçmiş. Ve dans bir şekilde afiyet yani edilebiliyor daha yaşına yani. Yaşına göre seçmiş ve evliliğin bundan sonrasıyla ilgili <laughs> bir e, huzur ve huşu taşıyan bir müzik koymuş. Daha Latinimsi ha? değil mi falan. Yani biz böyle huzurlu günleri artık beraber el ele diz dize <laughs> geçireceğiz gibi. Etrafta kimse görünmüyor. O çok kötü bence. Devam. Selamünaleyküm. Dur. <laughs> Hocam, <ya>. evleniyorsunuz. <laughs> bu adamın ne işi var ya? <laughs> ya tamam müthiş komedi yani. Evet. Bayılıyorum. Evet. Harikulade bir insan. ya evleniyorsunuz. Ya hmm. evleniyorsunuz. Yani bu kutsal bir şey, önemli bir şey. Önemli bir ee, nasıl söyleyeyim önemli bir bağ aileler hazır olmalı. Yani buradan sakın şöyle anlaşılmasın ben hep medeni nikahtan yanayım ama bütün dünyadaki evlenme törenlerine baktığım zaman diyorum ki mutlaka inançla ilgili unsurlar da girmeli en azından bu işi ciddileşmeli. E selamun Aleyküm dedi. Evet ama bu ciddileştirmeli. <laughs> 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 ya, yani bir ciddiyet olmalı ya bu ciddiyet ya. Bir ciddiyet... Yani bu, çünkü yani bu Özellikle inançla ilgili törenler yapıldığı zaman hı hı. orada mesela öyle bir e, seremoni var ki hı hı. o, o seremoninin öyle bir koreografisi var ki zaten boşanamazsın sonra. <laughs> değil mi? Öyle yani değil mi? öyle bir kilitliyorlar ki geline damadı birbirine hı -hı falan diye. Bu işte inanç sistemiyle ilgili bir şey. Ama şimdi burada herkes şaka yapsın. Kim ki ya bu işler biliyorsun kim kimin ayağına basacak lavaliliyle başladı. Böyle devam ediyor. Okan abi ama şöyle bir şey de var. Yani bizde özellikle şu aşamaya gelene kadar o kadar ciddi şeylerden geçiliyor ki kız istemesi var. Evet. Efendim işte imamla nikah yapan, imam nikah yapıyor ve hayat boyu şuna alıştırılmışız. Gelinlik bembeyaz, damatlık simsiyah. Şimdi araya renk katmak gerekiyordu. <laughs> ayağa basmayla başladı ve böyle tatlı e, şeyler abi sosyal medya arkasında da herkes tanıdık hiçbir şey diyemedim <laughs> of, abi, abi ama güzel diyor, nasıl, Ne kadar güçlük çekiyorsun. <laughs> çok, bak çok sen, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen siyasi konjonktürle ilgili çok cesursun. Sana bir kez daha hayranlık duydum şimdi. Eştos alınacak diye burada otosansürün <laughs> yani feriştahını yapıyorsun şu anda. Farkındayım ama <laughs> siyasi konjonktürle ilgili <laughs> tamam rahatsın yani. Devam. <laughs> Hay, hoş geldiniz. Hanımefendi, adınız, soyadınız. Dur! Aysel. Bunu bana, sırf beni, Seda... Seda Sayan'ın gazabına uğratmak için koyduklarına eminim. Ben çünkü Seda Sayan'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum Seda Sayan'dan. Ama nedense bunu benimkiler yapıyorlar. Yani bu Seda Sayan'la ilgili bir şey söyler de bir şey olur filan diye herhalde görelim. Ben Gür Saçer. Anne adınız? Ayşe. Baba adınız? Dursun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Beyefendi adınız ve adınız? Çağla Öktem. Anne adınız? Hicra. Dur. Baba adınız? Şimdi buradaki söz konusu olan evlenenler değil. Burada benim en çok ilgimi çeken şahitler. <laughs> Şimdi bu şahitler Türkiye'nin en eğlenceli birlikteliği. Evet. Yani ve e, isim vermek istemiyorum işte bu yüzden. Şimdi çok korkuyorum artık her gün adliyeye gidiyorum <laughs> falan filan bu işte medya işleri yüzünden ama. Şimdi anlayanlar anladı. Şimdi bu bu elbise, bu çok tatlı adamdır, adamın kıyafeti falan. Bu gençler, gençler derken Seda Sayan'ın da Söylüyorum tabi. Çünkü başka türlü düşünmek mümkün değil. 19-20 daha fazlası zaten mümkün değil. Şu anda daha yaşlı bir halini de bulamazsın. Yok. Onları da kendi e, örgütündeki insanlar onları da şey yapıyorlar. Toparlıyorlar şu anda. Yani Google'da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkan yok... Seda Sayan'ın orta yaş halini hatırlayanlar da arka arkaya faili meşgullere giriyor. Giriyor evet. Yani Seda Sayan'ı biz bu halinde bileceğiz. Bütün nesiller yüzyıllarca 19 yaşın üstünde hatırlamayacaklar. Şahitler mi? Ne alaka? Neyse. Devam. Sedat. Teşekkür ediyorum. Geldi. Dur. Şimdi orada düğün yaptık. Yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü düğün değil. Yani bir akıllı uslu bir e, ciddi bir düğün düğün değil bugünün evet. anlayışında. Mutlaka bunun kameraların önüne taşınması gerekiyor. E, diğerleri taşıyorsa demetler filan falan. İşte Seda abla da bakın ne yapıyor buyursunlar. Şimdi bu tabii ki nesiller boyu nikahın evlenmenin ne olduğu konusunda değil mi bir şey? Başka kanıtlar, başka yönlendirmeler ya. Demek ki böyle. Evet. Sen evlendiğinde kim bilir neler yapacaksın. Tabi e tabii ben Devam. de. Devam. Lütfen. Lütfen.